Güneş fırtınası, güneşteki olağanüstü manyetik aktivite olarak özetlenebilecek bir olaydır. Uyduları saptırıp dünyadaki her türlü veri transferini zora sokar. Güneşin gücü nükleer füzyondan gelmektedir. Hidrojeni helyuma dönüştürür ve enerjiyi ısı ve ışık şeklinde serbest bırakır. Hidrojen yüklü bir plazma formundadır ve hareket ettikçe güçlü akımlar ve manyetik alanlar yaratmaktadır. Güneş fırtınası 3 aşamadan oluşur. Bir güneş fırtınasının ilk aşaması süresince bu manyetik enerji muhteşem bir şekilde salınabilir ve buna X ışını ve ultraviyole emisyonlara eşlik eder. Bunlara güneş patlamaları adı verilir. İkinci aşamada eğer bu patlamalar yüksek enerjili partiküllerin salınmasıyla ilişkili ise tam oluşmuş güneş fırtınaları veya koronal kütle püskürmeleri haline gelebilmektedir. Bu olay sonucunda ortaya çıkan enerjinin 20 milyon nükleer bomba gücünde olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü ve son aşamadaysa koronal kütle püskürmeleri sırasında güneşten plazma olarak adlandırılan gaz kabarcıkları püskürür ve güneş sistemi boyunca salınan şok dalgalarını göndermektedir. Gökbilimciler bunların tam olarak neden gerçekleştiğini bilmiyorlar. Ancak güneşin manyetik alanının bununla bir ilgisi olduğu konusunda hemfikirler. İşte bu üç aşamanın birleşmesi sonucunda bir güneş fırtınası meydana gelmektedir. Güneş fırtınalarının etkileri. İletişim uydularını devre dışı bırakabilecek kadar yoğun olabilirler. Navigasyon sistemlerini, hava durumu tahmin sistemlerini ve iletişim sistemlerini tamamen kullanılamaz hale getirebilecek kadar güçlüdür. Dünyadaki yaşamı etkileme ihtimalinin yanında uzayda görev yapan astronotları da etkileyebilmektedir. Kuzey kutbunda olmamanıza rağmen kuzey ışıklarına şahit olabilmenizi sağlayabilir. Dünyanın atmosferine çarpan parçacıklar kutup ışıklarına benzer hava olaylarına yol açabilmektedir. 2012 yılında yapılan tahminler yakın gelecekte korkunç bir mega fırtına göreceğimiz yönündeydi. Ancak bunun ne zaman veya ne kadar güçlü olabileceğini tam olarak tahmin etmemizin bir yolu yok. NASA böyle bir duruma hazırlıklı olmamız için enerji şirketlerinin bir fırtına vurmadan önce transformatörleri çevrim dışı duruma getirmelerini sağlayacak bir altyapının yeniden tasarlanmasını planlamaktadır. NASA daha iyi tahmin önlemlerinin, araştırmacıların bu güneş patlamalarının ne zaman ve nerede göründüğünü daha iyi tahmin etmelerine olanak sağlayacağını ve eğer güneş fırtınaları dünyaya yönelirse operatörlere gerekli ayarlamaları yapmak için zaman kazandıracağını söylemektedir. Avrupa'daki Gregor Teleskobu, Inouye Güneş Teleskobu ve yüksek çözünürlüklü koronal görüntüleyici gibi teleskoplar ve NASA'nın Parker Solar Probe ve Avrupa Uzay Ajansı'nın Solar Orbiter gibi görevleri sayesinde son birkaç yılda Güneş'in şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü görüntüleri elde edilmektedir. Bu gelişmeler Güneş hakkında daha fazla bilgi edinmemize ve daha keskin tahminler yapmamıza olanak sağlıyor. Dünya tarihinin gördüğü en büyük güneş fırtınası, Carrington olayı. Şimdiye kadar görülmüş en ünlü jeomanyetik fırtına 1859'daki Carrington olayıydı. Bu olay aynı zamanda şu ana kadar kaydedilen en güçlü güneş fırtınası olarak bilinmektedir. 1859'da yaşanan bu jeomanyetik fırtına Kanada'nın Hydro-Québec elektrik şebekesinin çökmesine neden oldu ve milyonlarca insanı 9 saat boyunca elektriksiz bıraktı. 28 Ağustos 1859'dan 2 Eylül 1859'a kadar Güneş'te sayısız güneş lekeleri gözlemlendi. 1 Eylül 1859 tarihinde öğle vaktinden önce Richard Carrington ve Richard Hudson adlı İngiliz asıllı amatör astronomlar o güne kadar görülen en büyük güneş patlamasını gözlemledi. 1 Eylül 1859 yılı saat 23:23'te şimdiye kadarki en büyük güneş patlaması dünyaya çarptığında dünyanın koruyucu manyetik alanında geceyi aydınlatan bir aydınlık oluşturdu. İlk olarak astronom Richard Carrington'ın gözlemlediği bu güneş patlamalarından oluşan kuzey ışıkları neredeyse tüm dünyadan görüldü. Milyonlarca insanı 9 saat boyunca elektriksiz bıraktı. Kuzey Amerika'da bulunan Rocky Dağları üzerindeki ışıklar o kadar parlaktı ki o bölgede bulunan altın madencileri sabah olduğunu sanıp kahvaltı hazırlamaya başladılar. Kuzey Amerika'daki birçok kişi gecenin yarısında oluşan bu parlaklıkla dışarı çıkıp gazetelerini bile rahatça okuyabiliyorlardı. Bu sırada tüm Avrupa ve Kuzey Amerika telgraf sistemleri bozuldu. Telgraf ve telefon hatlarında ciddi arızalar çıktı. Telgraf direkleri elektrik kıvılcımları saçıyordu.
2013 yılının Haziran ayında bir grup araştırmacı bu olayın dünya ekonomisine 2.6 trilyon dolar zarar verdiğini hesapladı. Günümüzde bu boyutta bir güneş patlaması olması durumunda dünya genelinde oluşan zararın onlarca trilyon dolar, hatta daha fazla olacağı öngörülmektedir. National Geography'nin bir belgeselinde anlatılanlara göre buna benzer bir güneş fırtınasının günümüzde gerçekleşmesi durumunda televizyon ve radyo yayınlarının tamamen kesilmesi, elektrik sisteminin devre dışı kalması, cep telefonu şebekelerinin çökmesi, suların kesilmesi, GPS sistemlerinin çalışmaması muhtemeldir. Oluşan tüm bu arızaların onarılması 20 yıl kadar sürecek bir yeniden inşa sürecini doğuracak, bu süreçte ise 100 bin kişinin hayatını kaybedeceği düşünülüyor. Bir daha ne zaman gerçekleşebileceği yönünde ise değişik tahminler var. En güçlü ada ise 2023 Haziran ayı. Büyük bir güneş fırtınası, insanlığın yaptığı bütün teknolojik ilerlemeyi bir anda silip süpürecek ve çaresiz bırakacak en büyük doğa olaylarından biri olarak görülmektedir. Her hafta yayınladığım yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Furkan Kandemir.